Son 300 yılda 200 benzer vaka. Kendi kendine yanan insanlar. Bu mümkün mü? İnsan durduk yere kendiliğinden alev alıp küle dönebilir mi? Gelin bu vakalara ve teorilere birlikte göz atalım. Aralık 1966'da 92 yaşındaki Dr. John Irving Bentley'in cesedi Pensilvanya'da evinin elektrik sayacının yanında bulundu. Ayağının ve bacağının sadece bir kısmı terlikle birlikte bulunmuştu. Vücudunun geri kalanı ise yanarak kül olmuştu. Onu öldüren yangının tek kanıtı banyo tabanındaki bir delikti. Evin geri kalanı sağlamdı ve hiçbir zarar görmemişti. İnsan görünürde hiçbir kıvılcım kaynağı olmadan, alevleri etraftaki hiçbir şeye yaymadan nasıl alev alabilir? Dr. Bentley'in vakası ve bunun gibi yüzlerce başka vaka kendiliğinden insan yanması olarak tanımlandı. O ve diğer kurbanlar neredeyse tamamen yanmış olsa da bulundukları ortamda herhangi bir yangın izine rastlanmadı. Bir diğer benzer vaka 28 Mart 1970 yılında İrlanda'nın Dublin kentindeki Proşa Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 89 yaşındaki Margaret Hogan neredeyse tamamen yok olacak şekilde yanmış halde bulundu. Çevrede hiç hasar yoktu. İki ayağı ve dizlerinin altındaki iki bacağı da hasarsızdı. 3 Nisan 1970 tarihinde yapılan bir soruşturmada yangının nedeni bilinmeyen olarak listelendi ve yanarak öldüğü kaydedildi. Eskiden insanların kendiliğinden yanabileceklerine inanılmıyordu. Din adamlarının etkisiyle kurbanların tanrısal bir güç tarafından yakıldıkları düşünülüyordu. İçki içmenin cezası olarak Tanrı'nın insanları kendiliğinden yakabildiği anlatılıyor, bunun kutsal bir uyarı olup diğer insanların alkolden uzak durması öğütleniyordu. Alkolün mavi alevleri tasvir edilerek önce zararsız bir yanmanın görüldüğü, arkasından da insanı kül eden güçlü kutsal ateşin geldiği söyleniyordu. Fransız din adamı Buanneau, 1749'da bir miktar içki içen 80 yaşlarındaki bir kadının kemiklerine kadar yanıp kömür haline gelmesini alkole bağlamaktaydı. Charles Dickens, 1853 tarihli Kasvetli Ev romanında bu fenomenden bahsederek miti daha da körükledi. Kitapta alkolik Crook adlı bir karakter kendiliğinden alev alıyor ve yanarak ölüyordu. Sonrasında yıllar geçtikçe bu teori obezite veya bağırsak gazları ile ilişkilendirildi. Adelaide Üniversitesi'nden patolog Richard Beard, insanların yanmasının kendiliğinden meydana geldiği fikrinin yanlış bir teori olduğunu savundu. Harici bir alev kaynağının hesaba katılması gerektiğini, genelde suçlunun söndürülmemiş bir sigara, lamba veya mum olabileceğini söyledi. Diğer teoriler, yangının kaynağının vücut içinde statik elektrik birikmesinden veya vücuda uygulanan harici bir jeomanyetik kuvvetten kaynaklanabileceği yönünde. İnsanın kendiliğinden yanması konusunda uzman olan Larry Arnold, bu fenomenin bir mikro patlama yaratmak için hücrelerle etkileşime giren piroton adı verilen yeni bir atom altı parçacığının sonucu olduğunu öne sürüyor. Ancak bu parçacığın varlığını kanıtlayan hiçbir bilimsel delil yok. Diğer yetersiz bir tez de yakıcı sıvı teorisi. Bu düşünce bütün yetersizliğine rağmen Mace Knight'ın ölüm nedeni olarak öne sürüldü. Olay İngiltere'de gerçekleşti. 19 Kasım 1943 günü sabaha doğru 3:30 sularında Mace odasında uyuyordu. Birden sanki her tarafı yanıyormuş gibi bir acıyla çığlık çığlığa uyandı. Sesini duyan kocası ve ev halkı telaşla yanına geldiler. Genellikle çıplak yatan Mace acı içinde kıvranıyordu. Sırt derisinin büyük bir bölümü yanarak soyulmuştu. Hemen bir doktor çağırdılar. Kadının oldukça ciddi bir biçimde yanmış olduğunu gören doktor bir morfin yaptı ve uzman bir doktor çağırmanın daha iyi olacağını söyledi. Sonrasında bu uzmanın savcıya anlattığına göre yanığın nedeni kimyasal bir sıvı, muhtemelen asit olabilirdi. Çünkü ne yatakta ne de odada en küçük bir ateş izi veya yanık kokusu yoktu. Ve Mace 6 Aralık'ta kaldırıldığı Chichester Hastanesi'nde öldü. Aradan yıllar geçtikçe çalışmalar da devam etti. Ve bu çalışmalar sonucunda fitil etkisi teorisi ortaya çıktı. Fitil teorisine göre insan vücudundaki yağlar sebebiyle insanlar mum gibi yanabiliyor ve bu arada battaniye ve elbiseler mum fitili görevi görüyor. 1998 yılında İngiltere'deki bilim insanları BBC televizyon programında benzer koşullar yaratarak ölü bir domuzla deneme yaptılar. Domuzu ateşe vermeden önce battaniyeye sardılar. Domuzun ayakları dışarıda kaldı ve aynı insan yanması vakalarına benzer bir sonuç ortaya çıktı. Eller ve ayaklarda yağ daha az olduğundan tümüyle yanarak kül olacak yakıtı içermez. Yani eller ve ayakların yanması daha zordur. Dolayısıyla domuzun da ayakları yanmamıştı. İlk bildirildiği zamandan bu yana yüzlerce kendiliğinden yanma vakası meydana gelmiştir ve ortak bir özelliği vardır. Mağdur genellikle ikamet ettiği yerde neredeyse tamamen alevler içindedir ve mevcut tıbbi muayeneciler olayların olduğu odalarda tatlı bir duman kokusu olduğunu bildirmiştir. Kişinin gövdesi ve kafası tanınmayacak kadar kömürleşmiş olsa da elleri, ayakları ve bacaklarının bir kısmı yanmamış olabiliyor. Ayrıca kendiliğinden yanan kişinin etrafındaki mobilya ve duvarlarda kalan küçük izler dışında çok az yangın belirtisi görülüyor veya hiç görülmüyor. Kendiliğinden yanmaya maruz kalan insanların çok küçük bir yüzdesi hayatta kaldı. Bunlardan biri Peter Jones. 1944 yılında başına gelen bu olaydan canlı kurtuldu. Bildirdiğine göre hiçbir sıcaklık hissetmemiş veya alev görmemişti. Ayrıca acı da duymamıştı. Ortaya her ne kadar teoriler atılsa da bu ilginç konu hiçbir zaman kapatılmadı. Çünkü günümüzde hala tam anlamıyla açıklanamıyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.